Koza Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Haftanın son programında sizlerle birlikteyiz. Yaşar Erdinç'le beraber. Hocam günaydın, haftayı bitiriyoruz. Evet, günaydın. Bugün tarihi bir güne uyandık aslında. Dün önemli bir virajdı çözüm süreci açısından. Bugün tüm gazetelerin manşetlerinde de o dünkü mesajlar var. Diyarbakır'daki Nevruz'da Öcalan'dan gelen mesaj var. Birçok gazetede silahlara veda başlıkları atılmış. Tabii temenni bu. Şu an başbakanın da söylediği gibi bir mesaj var. Ama bakalım uygulamada neler olacak. İsterseniz bunu konuşarak başlayalım. Nasıl etkiledi? Dün bir borsaya etkisi oldu, bir MKB'ye etkisi oldu mu? Dünkü açıklamaların ve sonrasındaki yorumların. Bundan sonra bir etkisi olur mu? Siz nasıl yorumladınız? Valla Barış, bunun iki tür yorumu olabilir. Bir tanesi, hani kişisel olarak ben bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorum, ona pek girmek istemiyorum. İkincisi de bu olaylar sonrasında sadece bir hakem gözüyle dışarıdan ne oldu, bu konuda piyasalar nasıl bir seyir izledi. Şimdi piyasalar açısından önemli olan şu. Gerçekten Türkiye son 10 yılda önemli mesafeler kat etti, belli bir yere geldi. Her ne kadar dış borcumuz, ki devletin değil, bu Türkiye'nin genel olarak dış yükümlülükleri 430 milyar dolara gelmiş olsa da bir borçta indirim oldu vesaire. Biliyorsun çok önemli ekonomik kaynaklar var. Türkiye'nin ortasında, doğusunda, güneyinde, güneydoğusunda. Ve bu ekonomik potansiyel çok fazla kullanılamıyordu. Yani iş adamı gidip Güneydoğu'da veya Doğu Anadolu'da o bölgelerde yatırım yapmak istemiyordu. Kaldı ki bırak iş adamını. Hatta biliyorsun daha önce de bankalar bile orada şube açarken temkinli davranıyorlardı. Şimdi burada bir barış sürecinin olması ve gerçekten silahların tümüyle bırakılması hakikaten oraya bir yatırım gidişini gerçekleştirebilir. Bu anlamda ülkenin ilerideki büyümesine katkıda bulunur. Fakat sen müteşebbis olsan dünkü şeyden sonra hemen gideyim orada yatırım yapayım diye düşünür müsün? Yani öyle bakmak gerekiyor çünkü olaya. Yani tamam. Fakat benim bildiğim yani silahlar ilk defa susmadı. Yani silahlar 30 kere falan susmuştu daha önce de. Burada güven meselesi çok önemli. Yani bu işler böyle kısa sürede bir gün öğleden sonra bakacağız, bir açıklama yapılacak ve bu iş burada bitecek. Böyle bir şeye ben kesinlikle inanamıyorum. Yani böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. İleride çok baş ağrıtıcı talepler de olacak. Aynı zamanda bu görüşmeler çok uzun sürecek vesaire. Ama benim kendi değerlendirmem şu aşamada anayasanın değişmesi gerekiyor. Ve bu değişim için BDP'nin oyları çok önemli. Ve bu aşamada bu şekilde bir süreç başlatılmış. Bence anayasa eğer değişimi tamamlanırsa ondan sonra bu süreç bu şekilde gitmeyeceğini düşünüyorum ben. Şu an için öyle düşünüyorum. Piyasalar dün bu haberi aldığında ve PKK liderinin... Bir bakalım hocam, dün iki gibi yapıldı o açıklama. Evet. PKK bir etkisi olmuş mu? Oldu. Oldu, bayağı bir etkisi oldu. PKK liderinin mektubu okunduktan sonra saat 2.15'te borsa açıldı. Ve açıldığı anda şu seviyedeydi, yani 82.500 seviyesindeydi. Ve direkt olarak boşluk bırakarak direkt olarak ciddi alımlarla başladı ve çok ciddi de aşağıda görüldüğü üzere şu bölgede işlem miktarı gerçekleşti. Ve bu seviyeye geldikten sonraki 83.250 tam 750 puanlık bir artış var. Bu neredeyse %1'e yakın, %0.90 civarında borsada etkisi oldu. Şimdi bu dakikalarda, aynı dakikalarda dolarda ne oldu diye bakacak olursak dün saat 14 sıralarında işte tam şu dakikalardı o saatler, yani açıklamanın, mektubun okunduğu saatler, dolarda 81.56'dan 81.20'ye kadar
bir hızlı geri çekilme oldu. Fakat dikkat et, etkisiz saman alevi şeklinde oluyor. Yani açıklama yapılıyor, tamam, piyasa hızla aşağı gidiyor, dolar aşağı gidiyor, sonra tekrar yükselmeye başlıyor. O açıklamada yapılmadan önceki seviyesinin de üzerine çıkıyor. Sonra yani bu şeyi gösteriyor. Piyasanın bu açıklamaları daha fazla teyidini beklediğini gösteriyor. Yani yoksa kalıcı bir şey olmuş olsa, bağlayıcı bir şekilde bunlar ne bileyim devlet tüm bu görüşmeleri bağlayıcı ve bundan sonra hani bir anlaşma şeklinde ortaya çıkmış olsa çok farklı etki yapabilir. Benzer şekilde tahvile bakalım. Tahvilde özellikle dün saat 14 sıralarında yine aynı şekilde burada 5 dakikalık grafiklerde görüyoruz. 6.23'ten faizler 6.17'ye kadar bir geri çekilme yapıyor ve arkasından tekrar yükseliyor ve tahvil faizleri daha sonra tekrar geriliyor. Ama borsada o ilk yükseliş, ki ben onu çok ciddiye almadım. Yani ikinci seansta hızlı bir yükseliş oldu. Bu sırada acaba dışarıda ne vardı? Hani dışarıda da bir olumlu bir şey olabilir de onun katkısı da olmuş olabilir. Hayır, dışarısı o saatlerde daha olumsuz bir seyir izliyordu. Evet. Özellikle Avrupa'da açıklanan ekonomik veriler kötü gelmişti. Güney Kıbrıs konusu iyice bir yılan hikayesine döndü. Biraz sonra ona tekrar değiniriz. Ama borsada bu artış sonrasında tekrar bir geri çekilme ve bir kar realizasyonu gelir böyle durumlarda. Yani hızlı artışların sonrasında, ama kar realizasyonu geldikten sonra eğer bu süreç piyasalar tarafından çok sağlam algılanmış olsa 83.250 geçilir ve şeye doğru gider. Yani 83.584.000'e doğru giderdi. Tam tersi oldu. Başladığı yerinde altına düştü. Yani o zaman şimdi barış sürecini piyasalar ne kadar ciddiye aldı dersen, şu an adeta herhangi bir şey yokmuş gibi ve olmamış gibi davranıyor ki normalde de sağlıklı olan da zaten az önce benim söylediğim gibi böyle davranması. Çünkü ortada hani bu şeye benziyor. Senin arabanı ben alacağım Barış. Ne kadar anlaştık? 25 bin liraya anlaştık. 25 bin liraya alacağım diyorum. Böyle bir açıklama yapıyorum. Tamam mı? Ve ortada ama hiçbir sözleşme, hiçbir şey yok. Bağlayıcı hiçbir şey yok. Ben yarın vazgeçebilirim. Her an farklı şeyler olabilir. Dolayısıyla seninle yaptığımız anlaşmayı ciddiye alması için bir başkasının gidip işte noterden her türlü şeyi yaptırman gerekiyor. Burada da evet. Bu süreç böyle. Ama tabii ki bu noter işi bayağı bir uzun süre alacak. Yani oradaki her, yani bir şey yapılacaksa, bir anlaşma yapılacaksa bile oradaki her kelime, her cümle, her virgül, yani ünlem işareti vesaire hepsi inanılmaz derecede etkiler. Çünkü sonuçta hukuksal sonuç doğurur. Dolayısıyla da piyasalar açısından baktığımızda evet, piyasalar şunu söylüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Eğer bu iş bitirilebilirse Türkiye ekonomisi açısından hakikaten bir sıçrama tahtası olur. Hakikaten yurt dışından Türkiye'ye bakış çok daha farklı bir hale gelir. Ve ciddi bir şekilde de hem yabancı yatırımcının gelmesi açısından hem işsizliğin çözümü ve işsizliğin azaltılması, ekonominin büyümesi, ki borçlanmadan büyüme ve daha fazla katma değer yaratması açısından çok önemli olur. Yani GAP bölgesinde çok fazla şirketimiz var gidip oraya ciddi anlamda yatırım yapan ama veya yatırım yapacak. Fakat bu süreç tabii ki uzun sürecek. Bu anlamda piyasalar, dediğim gibi, yani şu an tamam, görüyoruz, izliyoruz. Tamam, fena değil ama geriye baktığında habur olmadı mı? Kaç kere olmadı mı? Yani bu konuda biliyorsun daha önce de toplumsal işte mutabakat bilmem ne vesaire başlamadık mı? Yani anlam planı görüşmelerine başladık, orayı çözüyoruz derken, Avrupa Birliği'ne girecektik işte orayı çözüyoruz derken vesaire. Hep yarım kalmış durumda bunlar. Dolayısıyla yarım kalması olasılığını ben yüksek görüyorum ama şeye kadar, anayasa değişene kadar bu süreç gündemde kalacak. Evet, bakalım hocam, inşallah barış olur diyelim. İnşallah şimdi... yani kimse tabii ki şey istemiyor yani. İnşallah olur. Hakikaten bütün şey sussun. Ama burada şu da var yalnız.
Yani bütün silahlar sussun, gerçekten kimse ölmesin. Can candır. Yani kimliğinin ne önemi var? Bir hayvan bile ölürken insan üzülüyor. Dolayısıyla yani can can olduğu için kimse, hiç onlar da can, onlar da bizim çocuklar. Yani kimse şey yapmamalı. Gerçekten bu süreci tıkamamalı ve hakikaten başarılı bir şekilde bitirilmeli. Ama umudun çok artabilmesi için biz gerçek talepleri de görmeliyiz. Evet. Hani Sayın Başbakan kızdı ya, o mektup sızdırıldı vesaire, Öcalan'ın şeyi. Aslında bu açık toplumsal mutabakat olacaksa ve toplum tarafından da kabul edilen bir şey olacaksa bence şeffaf da olmalı bu. Yani bu süreç şeffaf olmalı. Yani bir şekilde konuşulup sonra bir şeyler ortaya çıkmamalı. Çünkü şeffaflık değeri arttırır. Firmalarda da öyledir. Bir firma ne kadar şeffaf ve her şeyi ne kadar açıkça ortaya koyuyorsa, ona her zaman piyasa değerini, her zaman piyasa değeri, defter değeri aynı durumdaki bir firmaya göre çok daha yüksek olur. Evet, daha fazla prim verilir. Öyle, böylesine kritik meselelerde özellikle şüpheleri gidermek bakımından dediğiniz çok önemli, şeffaflık konusu. Şu andaki zaten en çok tartışılan nokta da o süreçle ilgili de. Ama demokrasinin güzel tarafı da o. Yani vatandaş gidecek, bütün olanları değerlendirecek. Tabii. Sonuçta kendi oyunu kullanacak. Benim de sadece bir tane oyun var. Senin de sadece bir tane oyun var. Dolayısıyla bu genel olarak ama şurada şu da var. Yani şunu da görüyorum. Gerçekten hani medyanın bakış açısı, toplumun bakış açısını yansıtabildiği sürece bence süreç başarılı olur. Medyanın bakışı olaya gerçekten toplumun genelinin bakışını sergiliyor mu? Benim orada soru işaretim var. Peki gelelim Kıbrıs meselesine hocam. Daha çok konuşacağız bu barış sürecini, çözüm sürecini. Şimdi Kıbrıs dediğiniz gibi adeta bir yılan hikayesine döndü. Pazartesiye kadar süre verildi. Bu arada Rusya ile şey olmadı. Görüşmeler sonuçsuz kaldı. Tabii bu piyasalar üzerinde de hakikaten bir stres de yarattı. Aydın Yağcı da sormuş, diyor ki hocam Kıbrıs meselesi daha da uzayacak, anlaşıldı. Sonrasında Avrupa'da başka ülkelerde de bazı sorunlar göreceğiz. Birkaç gündür borsa yukarı açılıp daha sonra ikinci seans sonuna doğru satış görüyor. Bu boğa tuzağı olabilir mi? Yabancı takası da ne durumda diye sormuş. Hem Kıbrıs'a bakalım hem bu soruların yanıtlarına isterseniz bakalım. Evet, burada gerçekten şöyle... Kıbrıs'ta tam anlamıyla bir kilitlenme var. Yani Kıbrıs can havliyle işte denize düşen yılana sarılır. Gitti Rusya ile görüşme yaptı. Henüz işte şeyi bile belli olmayan, işte doğalgazın gerçekten çıkartılması, satılması, oradan gelirleri işte teminat göstererek kredi alınması vesaire. Yani bu olmamış ki olmayacağı da belliydi. Daha doğrusu Avrupa buna izin vermezdi ama pazartesi günü çok ilginç şeyler olabilir. Çünkü bütün bu görüşmelere katılan özel bir yetkili şöyle söylüyor. Yani Kıbrıs şeyden çıkartılabilir. Avrupa Birliği'nden çıkartılabilir. Avrupa Birliği'nden çıkartılması da eğer Kıbrıs Avrupa Birliği'nin söylediklerini yerine getirmezse. Yani diyorlar ki iki tane bankalar kamulaştırılsın. Bir iyi banka olsun, bir kötü banka olsun. İyi bankanın içerisine 100 bin liranın altındaki mevduat konsun. Kötü bankanın içerisinde de 100 bin euronun üzerindeki mevduatlar olsun. Şimdi 100 bin euronun altındaki mevduatlara Kıbrıs şey yapmayalım diyor. Yani ona vergi uygulamayalım. Yani bu vergiyi mecburen ya uygulayacaklar ya da Anastasiyas'ın istifası bile gelebilir hafta sonunda. Yani tümüyle işi bırakabilir. Çünkü Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nden çıkması demek, yani siyasi olarak, yani politik olarak devasa etki yaratır oradaki süreçte, tabii, yani Kıbrıs'ta. Tabii ki o son merhale onu korkutuyor da olabilirler. Yani tamam çıkabilir Güney Kıbrıs ama görünen o ki parlamento kalkıp bir daha bir oylama yapıp da ikinci bir defada işte bu vergiyi kabul eder mi? Yunanistan Maliye Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki şu an Kıbrıs'taki bankaların hepsi sıkıntı olmaz, mevduatı öder diyor. Ben hiç onu zannetmiyorum. Çünkü bir gün önce de çok büyük bankaların kapalı tutulması çok büyük felaket olacak demişti. Nitekim bankalar kapalı durmaya devam ediyor. Oradaki fotoğrafları ve görüntüleri gördün mü bilmiyorum. Böyle yok, şeyler çekilmiş durumda. Kepenkler indirilmiş durumda. İnsanlar orada böyle bakınıyorlar, bekliyorlar falan. Ve gerçekten çok kötü bir durum. Bir de Standard Bank'ın
baş ekonomisti Timothy Ash var. O o bir şey yaptı, güya öneride bulundu. Türkiye 7 milyar euro yardım yapsın. Böylelikle Annan planı da onaylansın. Yani parlamentoda Annan planı onaylasınlar. Ne kadar ahlaksızca değil mi? Evet, yani inanılır gibi değil. Yani komedi gibi. İşte yok Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, bütün eski baş düşmanı vesaire, bunları hepsini geride bırakmalıdır, şöyle yapmalıdır falan filan da. Yani düşünebiliyor musun? Hocam dün sizin yaptığınız öneri güzeldi. Bu adamınkinden daha iyiydi yani. Valla gelsinler, bize katılsınlar. Bıraksınlar bu güney müneyi. Tek Kıbrıs olsun. Evet, bizim planımızı kabul etsinler değil mi? Doğalgaz rezervleri falan var. Gelsinler birlikte kullanalım, orada işte sondajları yapalım. Tabii bir de hakikaten o hesap da var biliyor musun? Doğalgazı normal tankerlerle taşıtmak yerine, yani Türkiye'ye boru hattı çekmiş olsa onlar kazanacaklar aslında. Yalnız biz hakikaten çok rahat bir şekilde gerçekten konuşuyoruz ama adamlar inanılmaz kötü dönemler geçiriyorlar şu an. Yani inanılır gibi değil yani. Böyle hani krizler... Hocam çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim açıkçası. Niye? Avrupa Birliği'ne girmeleri bile zaten bir enteresan bir hikaye. Evet. Güney Kıbrıs yıllardır işte arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Hep sorun olmuş. Çıban başı olmuş. Bu şımarıklığında bir sorun olacaktı açıkçası. Öyle değil evet. mi? Evet. Ben siyasi tarafına bakıyorum tabii. Ekonomik boyutu elbette Avrupa'yı etkiliyor vesaire. Olumsuz sonuçları olacaktır. İşte bunun yansımaları olacaktır. Belki bize kadar uzayacaktır sonrasında. Evet. Ama bugün için baktığımızda hakikaten şımarıklığın sonucu. Tabii kesinlikle. Yani hakikaten tamamıyla büyük bir rehavet, muazzam bir refah. Biz artık Avrupa Birliği'ndeyiz. Yani. İstediğimizi yer tüketiriz. Ya kuzeydekilerle tamam, ben biliyorum işte dalga geçiyorlardı. Evet. İşte biz Avrupa'dayız, bak şuradan sınırın şurası Avrupa, siz ne yapıyorsunuz orada falan diye yani. Evet, aynen öyle. Ve bizden de hatta o duruma gıpta edenler de vardı. Vardı tabii, oraya gitmeye çalışanlar vardı bir sürü. Şimdi evet, acaba ne yapıyorlar, çok merak ediyorum onları. Evet kesinlikle. Yani ben şunu söyleyeyim Barış, bu süreç, neyse konuyu toparlayacağım. Çünkü bunun piyasalar üzerindeki etkisi çok dün kötüydü. Yani Kıbrıs konusu, deadlock dediğimiz bu kilitlenme olayı, hı hı, Amerika borsalarını da vurdu. Ve orada bu yalnız bir PIX krizine dönüşür mü? Yani hani daha önce İrlanda, İspanya, Portekiz, Yunanistan vesairenin girmiş olduğu bir şeyi hortlatır mı konusunda en azından şu anki veriler öyle bir şey olmayacağı yönünde sonuç çıkartıyor. Pazartesi, salı günü çok stresli olabilir. Bu yüzden piyasalar bu stresi satıyorlar dünden bu yana. Ve bizim piyasada zaten PKK'nın liderinin açıklamaları sonrasında bir miktar yükselmiş olsa da arkasından çok sert bir şekilde düştü. Zaten dün de yayında hatırlarsan şu an borsanın yukarı gitme olasılığı çok zayıf. Çünkü genel konjonktür kötü. Bir şeyler her an çok bozulabilir. Euro dolar paritesi 1.29 civarında gidiyor geliyor. Eğer orayı bir aşağıya kırarsa çok sert bir şekilde iner. Hele ki Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nden çıkartılması söz konusu olursa böyle bir durumda hani pazartesi salı çok farklı bir güne uyanabiliriz. Yani bu cumartesi pazar çok önemli olacak. O yüzden asla şey değil, temkinli olmak lazım. Yani yatırımcının da bu dönemde temkinli olması lazım. Yani insan şöyle düşünmeli. Ben alım yaparsam, borsa olsun işte döviz veya diğer konularda alım yaparsam, yükselirse borsada kazanabiliyorum. Alım yapmazsam yükselirse bir kaybım olmuyor. Ama alım yaparsam yükselmezse o zaman çok ciddi bir şekilde sert düşüşlerden etkilenirim. Yani dolayısıyla ben bu dönemin, yani şu salıya kadar bir temkinli geçirilmesini öneririm. Çünkü pazartesi Kıbrıs'ta bankalar kapalı. Salı bankalar açılacak. Bankalar açıldığında ciddi bir hücum olması durumunda bankalara, bu tümüyle bir sürü hareketini de yaratabilir. Yani onu, o görüntüleri gören İspanyollar, İtalyanlar da bankalara hücum edebilir. Bu çok düşük bir olasılık, onu söyleyeyim. Yani böyle bir şey olması olasılığı düşük ama tahmin ediyorum bu riski gören piyasalar şu an temkini elden bırakmayacaklardı. Zaten bu sabah itibariyle de piyasalara baktığımızda genel olarak Amerikan piyasaları aşağıdaydı. Şu an dünkü seviyelerine gelmiş durumda. Ve Avrupa
ya baktığımızda Avrupa aşağıda açılmış durumda vadelileri. DAX endeksi vadelisi %0.30 aşağıda açılmış durumda. Çin, şeyde Asya bölgesinde genel olarak hava kötü duruyor. Dolayısıyla biz de bugün açılışta piyasa açıldığında borsada bir miktar aşağı hareket görebiliriz. Ona biraz sonra grafik üzerinde değineceğim. Reklam aramız geldi zaten hocam. Bir virgül koyalım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Paranın rotası devam ediyor. Hocam İMKB'de kalmıştık. İsterseniz oradan devam edelim. Sonra hemen sorulara geçeceğim. Evet, İMKB'ye baktığımızda İMKB şu aşamada dünkü sert düşüşten sonra bayağı bir önemli desteğe geldi. Önce 60 dakikalık grafiğe bakalım. 60 dakikalık grafikte görüldüğü üzere yani 75-76 binden başlayan bir yükseliş vardı. Ve bu yükseliş yaklaşık olarak 84 bine kadar devam etti. Ondan sonra da 84 binle yani 83.800 ile 81.500 arasında bir dalgalanma gördük. Ve daha doğrusu 82.000 arasında bir dalgalanma gördük ama ilk destek 81.500 seviyesinde bir önceki görülen. Ve bu aralıktaki dalgalanma devam ediyor. Bu dalgalanma daha ne kadar sürer ve ne tarafa kırılırsa ne olur? Birincisi MKB'de bu görüntü hiç hoş bir görüntü değil. Yani bizim bu grafikteki görüntüye baktığımızda özellikle şu ikili tepe çok stres yaratan bir görüntü ve bu şekilde gelmiş durumda. Şimdi çok önemli bir analiz yapacağım. Yani burası çok çok önemli. Çok tehlikeli bir şeyler olabilir. O da şöyle. Borsa yukarı gidebilir. Borsa yukarı giderken neler olabilir onu göstermeye çalışacağım. Şimdi isterseniz şöyle yaklaştıracağım bu grafiği ve bunun üzerinde çizmeye çalışacağım. Bugün açılış sonrasında özellikle İMKB'nin yukarı doğru gitmesi durumunda ki bu yukarı gidiş hareketi İMKB'nin çok şey olmaz. Yani sağlıklı olmaz. Yani 82.500-82.700'e gelir, buralarda durur ise ve bir anda 82.000'in altına giderse o zaman çok tehlikeli. O zaman burada 81.500 desteği tutmaz. Yani tehlikeli olan şey şu, İMKB yukarı giderken aşağıya dönüp bir anda 82.000'in altına gitmesi. Ama şunu görürsek, yani burada açıldı, 82.000'in altında açıldı, 81.750'yi test etti. Buralarda oyalanıyor, diplerde işlem hacmi iyice düştü ve bu arada biraz 81.500'e kadar geldi. Çok düşük, zayıf işlem hacmiyle buralarda oyalanırsa çok fazla aşağı gitmez. Ondan sonra yeniden bir miktar yukarı tepki görürüz. Belki gelecek hafta görürüz. Bu birkaç günlük şeyi çizmeye çalışıyorum. Dolayısıyla düşük açılıp diplerde tarama yapıp sonra yavaş yavaş yukarıya gitmeye başlaması sağlıklı. Ama açılıp yukarı giderse eğer ki bu yukarıda tarama yaparken bu bölgede aniden 82.000'in altına gelecek olursa burası tehlikeli. Böyle bir durumda 82.000'in altına geldiğinde orada kar satışı veya nakde geçip beklemek anlamlı. Çünkü altında gidebileceği yer şu şeyin boyutu yani 83.800 ile 82.000 dolayısıyla bu aralıkta 1.800 puan var. 82.000 kırıldığında yaklaşık olarak 80.000'e kadar geri çekilme olasılığı var. Burada 79.500'de dip olabilir. Bu nedenle İMKB'de özellikle şunu vurgulamak istiyorum. 82.000 civarında yatay sıkışık gidiyor olması sorun değil. Ama yükseğe gidip de sonra hızlı aşağı kırması çok tehlikeli. Bu hareketi mutlaka yatırımcı izlemeli. Bugün için İMKB'de nasıl bir seyir bekliyorum? Bugün bir miktar hafifçe aşağı yönlü açılıp yukarı gitme çabası içinde olup sonra yeniden aşağı gelip yeniden yukarı böyle bir sıkışık seyir ama hafif aşağı eğimli bir seyir. Çünkü salı günü Merkez Bankası toplanacak Barış. Para politikası kurulu toplantısı var ve o toplantıdan ne çıkacağını bilmiyoruz ama eğer Merkez Bankası muzam karşılıkları yeniden arttıracak olursa bu tabii borsaya iyi gelmeyecektir. O yüzden borsa zaten yukarı gitmekte bir miktar zorlanıyor. Peki hocam şimdi az önceki yorumlarımızla ilgili Alper Bey'in bir sorusu var.
Türkiye'nin borç stoğu 400 küsür milyar olmuş ve toplam cironun %50'si civarındayken ülkemizin orta vadede büyük sıkıntılara ve çalkantılara gebe olması beklenebilir mi? Kaldı ki önümüzdeki 2 yıllık seçim sürecinde bu açık pozisyonların daha da büyüyeceği varsayılabilir diye düşünüyorum. Şu an bizim o borç stoğu değil de yani yükümlülüklerimizin artmış olması tabii ki olumsuz ama milli gelir de artıyor. Yani her sene biz büyüyoruz. Yani Yunanistan gibi, Portekiz gibi, İspanya gibi, İtalya gibi sürekli küçülmüyoruz. Dolayısıyla Barış, orada ben ona çok katılamıyorum. Oran olarak baktığında bizim toplam borcumuzun milli geliri oranı %50 civarında. Yani 50-55 civarında. Onlarınkine baktığında, İtalyaninkine %130. Yani milli gelirin %30 daha fazla üzerinde. Bizim verilerimiz çok kötü değil. Yani bizde böyle bir kriz çıkartacak boyutta değil. Ama bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle Avrupa'da olacak bir şeyde eğer yabancı parasını isteyecek olursa işte o zaman çok büyük sıkıntı yaşarız. O anlamda şu an için ben tehlikeli görmüyorum ama 2 yıllık süre içinde ne kadar artar, daha da artar mı bilemiyorum ama ben Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın özellikle bu kredilerin artması konusunda, kredilerin büyümesi konusundaki temkinli yaklaşımını ciddi anlamda destekliyorum. Peki altına bakacak olursak, altınla ilgili hemen soruları arka arkaya size yönelteyim. Şimdi Yılmaz Oğuz diyor ki hocam, altın 91-80 seviyelerinde Türk lirası olarak, ons olarak da 1580'lerdeyken düşeceği yorumunu yapmıştınız. Ons bazında düşecek mi? Seyri ne olacak sizce demiş. Kemal Öztürk de demiş ki, benim 200 milyarım var, buradan altın alınır mı, ne dersiniz? 90 veya 91 lirayı bekleyeyim mi? Ne yapayım? Yok asla, yani ikinci soruya cevap vermem mümkün değil. Çünkü bir yanlış olan bir şey var. Yani al ya da sat demiş olsan hepsini tek altına yatıracak. Yani böyle bir risk alınmaz. Çünkü ne olacağını bilemezsiniz. Evet. Yani onu yatırıp da ben bir sene rahat rahat uyuyorum, 1,5-2 sene beklerim demesi de mümkün değil. Yani paranın tümü asla hiçbir şekilde hiçbir enstrümana yatırılmamalı. Hatta bu devlet tahvili, devlet garantili tahvil olsa bile yani tek bir enstrümana asla yatırılmamalı. Bir kere oradan vazgeçmeli. İkincisi, ya yani 91.8'deyken tam o bir şey yayınları açıp bakılabilir. Yani o seviyelere geldiğinde zaten 89 lirayı gördü. 89 lirayı gördükten sonra ondan önce mi yaptım yorum bilmiyorum ama çok net söylediğim şey şuydu. 1630 aşağı geçilirse dolar bazında orada altını satmak lazım. Çünkü altında burada çok önemli bir destek vardı ve bu aşağı kırıldı. 1555'e kadar da gitti. Yani 1555 seviyesi de burası. Dolayısıyla bu seviyeden sonra ben çok iyi hatırlıyorum ne yorum yaptığımı. Altın daha da düşecek vesaire falan böyle bir şey söylemedim. Bu kanalda dalgalanacak dedim. Yani bu kanal zaten verilmiş bir kanal. 1550 kanalıyla 1630 kanalı ve burada da dalgalanıyor. Yaklaşık olarak nereden baksam ben 3 aydır genel olarak altından bir şey beklemeyin ve altında bu kanal içerisinde hareket olacak diyorum. Bu kanal derken bu kanal tabii az bir kanal değil. 70-80 dolarlık bir kanal. Yani bu 70-80 dolarlık hareketi her zaman yapabilir. Artı altın şu an 1610 dolarlara gelmiş durumda. Ve bu seviyelerde bir miktar yukarı yönlü hareketin temel sebebi tamamıyla biliyorsun Avrupa Birliği'ndeki bu Güney Kıbrıs olayı geleceğe ilişkin öngörüleri değiştirdi bir miktar ve sıkıntı yarattı. Ne zaman bir kriz olsa bu sefer güvenli limon seçiliyor. Ben diyorum ki bu seviyelere geldikten sonra şimdi buradan alan birisi için 1630'da ciddi bir direnç var. Yani bu bölgede. Dolayısıyla burada şu an alım falan önermiyorum. Ama şunu söylüyorum, 1,5-2 yıl vadeli ben tutacağım, hiç bu paraya bir daha bakmayacağım diyen ister 1550, ister 1630 nereden alırsa alsın. Orasının çok fazla önemi yok. Bu aralığın çok fazla önemi yok. Dibi yakalamaya çalışmak tehlikelidir. Yani TL bazında baktığımızda da zaten 1,98 veya 91,8 vesaire neresiyse burası kırıldı. Ta 89 liraya kadar düştü. Ve ikinci bir defa da düştü oraya kadar. Yani normalde
Şu an dirence yaklaştı. 94-95 lira seviyesini geçmesi oldukça zor benim için. Yani burada altının 94-95 lirayı kısa vadede geçmesi zor. Buraya yükseldi. Bu yükseliş sonrasında da burada olsa ben bir miktar, hani kısa vadeli şey yapıyorsam, yükseldikçe bir miktar satarım. Sonra yeniden 90-92 arasını beklerim ama 90.80 mi olur, 91 mi olur onu söylemek oldukça zor. Yani ons bazında sadece bakıldığında bugün itibariyle altın 60 dakikalık grafik bunlar. 1611,5 dolar seviyesinde 1625-1630 doların üzerine yükseliş çok fazla beklemiyorum. Bir miktar geri çekilme olursa alım yeri olarak 1585-1590 aralığı verilebilir. Yani 1550 biraz zayıf bir ihtimal artık. Çünkü şu şurada önemli dirençler vardı. Zorladı. Ve bunu kıramadı. Arkasından bu bölgede kırdı. Şu an gidiyor. Dolayısıyla burada yaklaşık 1585-1590 aralığı iyi bir destek. Ons bazında oraya gelirse almak daha anlamlı altını. Abdullah Aktürk de diyor ki hocam Kıbrıs iyice kötüleşirse daha da yukarı gitmez mi altın diyor. 95 lira civarında satılabilir dediniz ama demiş başında da. Doğru söyledi, doğru söylüyor fakat Kıbrıs'la ilgili olarak olay şu Barış. Bir piyasa her zaman fiyatı belirlerken en kötü olasılığa göre belirler. Hani dün zaten Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nden çıkabilir diyor ya. Evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden çıkabilir fiyatlandı dün yani. Yani altın da onu fiyatladı. Yani Avrupa Birliği'nden çıkması durumunda vesaire. Ha, peki ekstra başka ne olabilir? Diyelim ki Avrupa Birliği'nden Güney Kıbrıs çıktı. Ben zannetmiyorum yani Avrupa Birliği'nden çıkacağını. Yani hadi tamam güle güle diyecek halleri yok. O zaman çok büyük travma olur. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O çok kötü bir olasılık. Öyle bir durumda hani İtalya'da, İspanya'da bankalara hücum başlarsa işte o zaman tehlikeli olur. Burada 1630 seviyesi dediğimiz seviye yani yukarı yönlü kırıldığı anda yani 1630'un üzerinde bir kapanış olduğu anda hızlı bir yükselişle 1630'un üzerinde bir kapanış olduğu anda zaten öyle bir durumda sabah yayına gelir. Evet buradan alınmalı derim ben. Şu an hala kanal içerisinde gidiyor ve bu kanal içerisinde de olası hareketlerden bahsediyorum. Kıbrıs konusu o kadar şiddetli olmasına rağmen yani piyasada 1580'den 1611'e gelmiş. Sadece 30 dolar artabilmiş. Yani bu olay da tek başına altını arttıran bir sebep değil. Altındaki sıkıntı şu. Dünya Merkez Bankaları da alıyor yani ama altındaki sıkıntı yarın Amerika bu parasal genişleme ve 85 milyar dolarlık tahvil alım programını erken durdurur mu sıkıntısı? Ona ilişkin Bernanke'nin açıklamaları durdurmayacağız dedi. Ama son FED toplantısından çıkan sonuçta da biz azaltabiliriz de arttırabiliriz de gibi bir laf etti. O da galiba o azaltabiliriz de lafını oraya koydular. O da tahmin ediyorum diğer üyeleri rahatlatmak için. Yani ileride azaltmak gerekirse. Peki hocam bir de dolar soruluyor. Euro dolar paritesi ve dolar Türk lirası. Şimdi dolar Türk lirasında zaten önce dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında zaten şu an dinamikler tamamıyla dış kaynaklı gidiyor. Ve bu günlük grafiği verdiğimizde burada 1.83 seviyesini şöyle göstereceğim. Hani 1.83'ün üzerinde 1.85 var. Dikkat edersen bak burada şu seviyeler 83 seviye 1, 2, 3, 4 kere test edilmiş bir seviye. Ve orayı geçmekte zorlanmıştı. En son 1.75-1.76'da alım önerip 1.80'in üzerinde de artık bu kar realize edin. Tekrar geri çekildiğinde alabilirsiniz yorumunu yapmıştım. Güney Kıbrıs ekstra bir kuruş arttırdı. 1.82 seviyelerine getirdi. Şu an 1.82 ile 1.83 arasında direnç var. Burada dolar alınır mı sorusuna ben şu an için kimseye buradan dolar al demem. Sebebi de şu, Türkiye'nin makro dinamiklerinde bozulma yok. Tamamıyla buradaki dolardaki yükseliş euro dolar paritesindeki düşüşten ileri geliyor. Yani Türk lirasının sepet kuru, bak şimdi sepet kuru göstermeye çalışacağım ama. Evet, döviz sepet kuru dikkat edersen 2.10 seviyesi bizim için direnç. Merkez Bankası'nın söylediği yer zaten sepet kuru burası. 2.10. 2.10'un üzerine çıkmasını istemiyor Merkez Bankası. Biz de oraya çok yakınız.
Yani burada politika açıklayarak, sözel müdahale yaparak bunu engeller. Dolayısıyla sepet kurda bir yukarı gidiş yok. Euro dolar paritesi aşağı gidiyor, dolar yukarı gidiyor. Yarın euro dolar paritesi yukarı gitmeye başladığında bu sefer dolar aşağı gitmeye başlayacak. Euro dolar paritesine de baktığımızda burada sıkıntı şu. 1.29'a geldi ve bu 1.29, daha doğrusu 1.28.50 seviyelerinde şey yaptı. Euro dolar paritesi destek oluşturuyor. Daha önceki bir destekti. Burada tutunuyor. Bu iş çözüldüğü zaman euro dolar paritesinde bir hızlı sert artış görebiliriz. Ama çözülecek mi çözülmeyecek mi bilmediğimiz için bu kumar olur. Yani euro dolar paritesinde yön tahmin etmek şu an tamamıyla siyasi politik gelişmelere bağlı bu euro dolar paritesindeki hareket. Dün de Avrupa'dan olumsuz veriler geldi. Bu PMI endeksleri vesaire olumsuz geldi. O yüzden geri çekildi. Euro dolar paritesinde şunu söyleyeceğim. 1.2990 yukarı kırılırsa trade yapanlar FX piyasalarında 1.2990'ın üzerine çıkarsa alım önerilebilir. Çünkü o zaman 1.3070'e kadar çıkar. 1.2990'ın üzerine geldiğinde long olunabilir. Ama şu aşamada hiçbir pozisyon önermiyorum. Yani 1.2990 üzerine çıkılırsa long olmak lazım. Orta vadeli euro dolar paritesi analizinde de yaklaşık olarak 1.3150 ciddi bir dirençtir. 1.28 ile 1.3150 arasında, yani 3.5 euro centlik bir aralıkta euro dolarda şu bölgede dalgalanma beklerim. Yani bu aralıkta dalgalanma beklerim. Peki hocam, Aydın Yağcı da diyor ki biraz fazla iddialı olabilir ama ben önümüzdeki hafta 76.500 seviyesini bekliyorum. Bu Kıbrıs başımızı ağrıtacak. Salı günü para politikası kurulu kararı da olumsuz olacak. Önümüzdeki hafta bence çok stresli günler bizi bekliyor. Bu mesajı saklıyorum, haftaya yine yollayacağım demiş. Evet. Şimdi bakın, önemli olan nedir biliyor musun? Bir yatırımcının piyasa açılmadan önce, yani piyasa açıkken değil, piyasa açıkken görüşünüzü değiştirirsiniz. Hı hı. Yani Aydın Bey, eğer ya şimdi piyasa açılır da 500 puan yukarı giderse, arkasından yeni yeni alımlar gelirse bu görüşünü değiştirmek zorunda kalabilir. Önemli olan o görüşe bağlı kalacak mı, tamam mı? Mesajı saklayacağım diyor, bakalım tamam, bağlı kalacakmış. Yok, evet, belki de dediği gibi olacak. Fakat güzel olan şey şu, Aydın Bey'in durumunda yatırımcı kendi senaryosunu kurmuş. Kendi senaryosu yanlış olabilir, önemli değil. Ama senaryosunun olması çok güzel. Evet. O senaryoya göre şey yapıyor, evet, hareket ediyor. Hı-hı. Herkes bunu yapmalı. O kendi pozisyonunu ona göre almış. Ama ben genel olarak stres tespit ettiğim için, teknik olarak göstergeler çok iyi olmadığı için şu an, evet, birazcık izlemede kalsın borsa yatırımcısı. Alım için uygun olduğunu düşündüğümde de evet, buralardan artık alım yapılabilir diyeceğimiz an olur. 81.500 kırılacak mı kırılmayacak mı, ben onu izleyeceğim. Peki hocam, süremizin sonuna geldik. Bu haftayı da tamamladık. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. İyi hafta sonları size. Teşekkür ben de ediyorum. İzleyicilerimize ve sana çok iyi hafta sonları diliyorum. Bizlerle birlikte olan izleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Ben de evet, katkılarından ötürü izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Paranın rotasını noktalıyoruz. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.